Eğer sizi arayıp da kredi kartı şifrenizi ya da onay kodunuzu isteyen olursa sakın kanmayın, talihsiz adam bu hataya düştü. Tuşladığı 4 rakam yüzünden 35 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcıların ağına düştü. İstedikleri şifreyi girdi. 4 tuşla 35 bin lirasından oldu. Kendi adına kredi çekip internetten alışveriş yapan o dolandırıcılar da sırra kadem bastı. O boşluğa nasıl düştüm? Beni kandırmalarına nasıl müsaade eyledim? Ona yanıyorum. Düz hesap 35 bin lira dolandırıldım. Bir banka hesabı ve kredi kartınız varsa ve sizi arayan kişiler biz BDDK'dan arıyoruz diyorlarsa aman dikkat. Çünkü Ceyhan Bey onu arayan kişilerin istediği tüm bilgileri verdi ve zaten borcu vardı. Şimdi ona bir de kredi borcu eklendi. Ceyhan Geçim 34 yaşında bir fabrikada çalışıyor. Her şey mesaisi sırasında gelen bir telefon çağrısıyla başladı. Arayanlar dolandırıcılardı ama hattın ucundaki ses hakkındaki tüm bilgileri tek tek saydı, güvenini kazandı. Kimlik numaramı, işte IBAN numaramı, hangi bankanın hangi şubesiyle çalışıyorum. Böyle deyince ben de banka düşüncesiyle bu gaflete düştüm. Dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri kurbanına özel sağlık sigortası primlerinizi geri yatıracağız dediler. Ve bu sayede ondan banka hesabının şifresini istediler. Ancak o şifreyle para yatırmak yerine hemen hızlı kredi başvurusunda bulundular. Önce kart şifremi istediler. Dedim ki ben de şifremi sizle paylaşamam. Söylemezseniz hani tuşlayın. Ben de tuşladım ve bana yatıracakları bir miktar bekliyorum. Talihsiz adam hesabına 3450 liralık sözde sigorta iadesi bekliyordu. Ancak bu miktarın bir anda 10 katı yattı. Çünkü dolandırıcılar onun adını ve bilgilerini kullanarak kredi çekmişti. Sistemde 34 bin lira bir miktar gördüm. Bana kredi kullandırmışlar. Benim kullandığım kredinin onay koduymuş o. Biz dediler tekrar bir kontrol edelim. Şifrenizi tekrar tuşlayın dediler. Dolandırıcılar çektikleri 34.450 liralık krediyi sahibine geri yatırma bahanesiyle o kişiye devamlı onay kodları yollamaya başladılar. Ancak o onay kodları parayı geri ödemek için değil, alışveriş yapmak içindi. Gönderdikleri her şifre yaptıkları bir alışverişin onay koduymuş. Elektronik ürünler almışlar. Talihsiz adam her seferinde kendi elleriyle dolandırıcılara harcama onayı gönderdi. Ama ruhu bile duymadı. Şimdi parasına kavuşmak için hukuk savaşı veriyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Ne BDDK ne de bankalar arası kart merkezleri sizden bu tarz bilgiler istemez. Dolandırıcılardan kurtulmanın en güvenli yolu kendi bankanızın müşteri hizmetleri dışındaki aramalara yanıt vermemek ve şifrelerle onay kodlarını kimseyle paylaşmamak.